İzmir'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği etkinliklerle dolu dolu kutlanıyor. 19 Mayıs coşkusunu toplumun her kesimine yaymak için hazırlanan programlarda çocuklarda unutulmadı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu, Sosyal Gelişim ve Dayanışma Derneği ile birlikte Gürçeşme Yerleşkesi'nde çocuklar için şenlik düzenledi. Alana gelen çocuklar açık alan atölyeleri ve etkinliklerle keyifli bir gün geçirdi. Sosis, balon katlama, yüz boyama, bez kalem kutusu boyama, çarkı çevir hakkını bil, kuklalar canlanıyor masal anlatımı, peçe kuça çocuklar ile beden ritmi atölyesi, kostümlerle birlikte interaktif hikaye anlatımı ve canlandırılması, interaktif klon show atölyeleri büyük ilgi gördü. Şişme Oyun Parkı'nda doyasıya eğlenen çocuklar jonglör gösterisini soluksuz izledi. Ayrıca sahne gösterileri de çocuklara keyifli anlar yaşattı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne görevli sosyolog Gülşah Karadoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında çocukları mutlu etmek için şenlik düzenlediklerini belirtti. İzmir'deki tüm çocukların katılımını sağladık. Onları bu alanda görmek bize mutluluk vericiydi. Büyük bir ekip olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi çatısının altında planlayıp onları bu oraya taşıyoruz. Kendilerinin çok memnun kaldıklarını, bu etkinliklere katılmak istediklerini ve diğer çalışmalarımızda da burada olmak istediklerini belirterek çok güzel geri dönüşler yapıyorlar tarafımıza. Onları burada görmekten çok mutluyuz. Trabzon Büyükşehir Belediyesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı öncesinde Ganita'da görkemli bir gençlik şöleni düzenledi. Sosyal belediyecilik anlayışıyla gerçekleştirilen etkinlik binlerce vatandaşın bir araya gelerek eğlenmesine vesile olurken Büyükşehir Belediyesi organizasyonu ise sponsorların katkısıyla kasasına el sürmeden gerçekleştirdi. Kahramanmaraş Caddesi'nden başlayıp Ganita'da sona eren kortej yürüyüşüne Trabzon Valisi Aziz Yıldırım ve eşi Güllühan Yıldırım, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve eşi Arzu Genç, Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Sürmene Belediye Başkanı Hüseyin Azizoğlu, Köprübaşı Belediye Başkanı Ali Aydın, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Ömer Ayar, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayfer Cihan ve binlerce vatandaş katıldı. "19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri dolayısıyla tertip edilen Gençlik Şöleni'ne katılan herkese teşekkürlerini sunan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Gençlik Haftası ve yarın itibariyle kutlayacağımız 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımızı sadece ve sadece gençlere armağan eden Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını rahmetle, minnetle, şükranla anıyoruz, bayramınızı kutluyorum," dedi. Trabzon Valisi Aziz Yıldırım ise 19 Mayıs 1919 hiçbirimizin unutmaması gereken bir tarih şeklinde konuştu. "Ülkemizin gelişmesine katkı sunan, tam bağımsız Türkiye yolunda emin adımlarla ilerlememize katkı sağlayan, bütün gelişmelerin sahibi olan siz sevgili gençleri yürekten kutluyorum, tebrik ediyorum. Ve böyle bir gençliğe sahip olmanın da gururunu yaşıyoruz. 19 Mayıs 1919. Hiçbirimizin unutmaması gereken bir tarih. Ve Kurtuluş Savaşı'nın özgürlüğe giden yolun ilk adımı." Trabzon'a özgü kolbastı gösterisiyle vatandaşlar adeta enerjinin doruklarına ulaşırken, müzikseverler için unutulmaz anlar yaşatan konserler ise şölenin en dikkat çekici bölümlerindendi. Enis Şahin ve Şule Kaygusuz'un sahne aldığı konserlerde izleyiciler müziğin keyfini doyasıya çıkardı. İl Başkanlığı ve İYİ Parti İl Başkanlığı tarafından ortak bir şekilde hazırlanan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında gerçekleştirilen çelenk sunumu biraz önce sona erdi. Birçok siyasi ismin yanında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de katılım sağladı.
gerçekleşen çelenk sunumunun ardından birçok siyasi içinde konuşmalarını gerçekleştirdi. Cumhuriyet Halk Partisi İl Gençlik Kolları Başkanı Özge Abanoz, İyi Parti Bursa İl Başkanı Mehmet Hasanoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ve İyi Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu da konuşma yapan isimler arasındaydı. Evet, bugün aslında hepimizin doğum günü. En çok da biz kadınların doğum günü. Çünkü bugün biz kadınlar okuyabiliyorsak, insan yerine, birey yerine koyulabiliyorsak, seçme seçilme hakkına sahipsek, dünyadaki birçok ülkeden önce bu haklara kavuştuysak, bu haklar bize teslim edildiyse, bunu Büyük Atatürk'e, Türk onun mücadelesine, Türk Cumhuriyeti'ne, yol arkadaşlarına borçlu olduğumuzu biliyoruz. O yüzden en çok da bugün biz kadınların doğum günü, doğum günümüz kutlu olsun. 19 Mayıs'ta o kıvılcım Samsun'da atıldı ve sonrasında da 29 Ekim 1923'te, bundan tam 100 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti parlamenter sistemle, demokrasiyle yönetilmek üzere öncelikle sevgili gençlerimize emanet edildi ve bugünlere geldi. Bir takım kesimler Amerikan ve İngiliz mandasının tek kurtuluş olduğunu söylüyordu. Ulu Önder işte bu karanlığı yırtarak 19 Mayıs'ta Samsun'da güneş gibi doğdu. Bu vatan için hayatını ortaya koymuştu. Hakkında idam fermanları çıkarıldı. Peşine hilafet orduları düştü. Ancak o ya istiklal ya ölüm dedi. Bir devleti sonsuza dek yaşatacak temel kural demokrasidir. Eğer bir ülkede demokrasi, adalet, insan hakları yoksa siz o ülkede devletin mekanizmasından bahsedemezsiniz. Bugün vesayet anlayışı üzerinden başta gençler olmak üzere toplumun bütün kesimlerini kendi varlığını sürdürmek üzerine inşa edilmiş bir anlayışla karşı karşıyayız. 1919'dan beri ya bir tarafta İngiliz'in zırhlısına binecektik ya da bandırma vapuruna binecektik. Ya Mustafa Sabri'lerin yolundan gidecektik ya da börekçizadelerin yolundan gidecektik. İşte ya istiklal ya ölüm diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, şehitlerimiz, kurucularımızın yolunu tercih edenlere bin selam olsun. Eğitime verdiği desteklerle adından sıkça söz ettiren Merkez Efendi Belediyesi çalışmalarına devam ediyor. Yaklaşan LGS sınavı öncesinde Merkez Efendi Belediyesi tarafından Merkez Efendi Belediyesi Merkez Kütüphanesi'nde İMT Hoca ile LGS motivasyon semineri gerçekleştirildi. 8. sınıf öğrencilerinin ve ailelerinin yer aldığı seminere konuşmacı olarak matematik öğretmeni İbrahim Taş katıldı. Sınav motivasyonunu sağlamak ve öğrencilerin sınav kaygısını yenmesi amacıyla düzenlenen seminere öğrenci ve aileleri yoğun ilgi gösterdi. Başkan Şeniz Doğan, öğrencilerimizin ilgiyle takip edeceği seminerde öneriler, sınav öncesinde ve sınavda yapılması gerekenler, stres yönetimi ve motivasyonu konusunda bilgiler verildi. Bu önemli bilgiler öğrencilerimiz için çok kıymetli. Onların yanında olarak kaygılarına ve streslerine çözüm olmaya çalışıyoruz. Sınava girecek olan tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum dedi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen program yapıldı. Atatürk Anıtı'nda çelenk sunumuyla başlayan gösteri Bursa Millet Bahçesi'ne yürüyüşle devam etti. Yeniden doğuşun başladığı gün bugün. Bugün Büyük Önder Mustafa Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak ve Cumhuriyet'in temellerini atmak için Samsun'a ayak bastığı 19 Mayıs sabahının 105. yılı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Çelengi.
Yürüyüşün ardından Bursa Millet Bahçesi'nde programlar başladı. Gerçekleşen programa Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve birçok önemli siyasi isimler de katılım sağladı. Öncelikle saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından çeşitli aktiviteler ve gösterilerle 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı doyasıya yaşandı. Sönmeden yurdumun üstünde tütenen son ocak benim milletimiz. Yıldızdır parlayacak o benim bir, o benim milletimin bir ancak. Çok kıymetli Bursa halkı ve Cumhuriyetimizin teminatı sevgili gençler. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyor. Aydınlık yarınlarımızın teminatı olan siz gençlerimizle bu anlamlı gününüz vesilesiyle bir arada olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyduğumu özellikle ifade ediyor. Hepinizi selamlıyorum. 19 Mayıs 105 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak milli mücadelemizi fiil olarak başlattığı gündür. İşgal kuvvetlerini topraklarımızdan söküp atmak için milli iradenin, birlik ve beraberlik ruhunun, güçlü bir inancın uyanış günü, bir milletin yeniden dirilişi, özgürlüğe ve bağımsızlığa doğru atılan ilk adımıdır 19 Mayıs. Sevincimiz coşturur onun gönlünü. Nasıl çıkmış bir sabah Samsun'dan yola? Dağlardan dağlara o zafer türküsü. Şahlanıp bayrak çekmiş her eski kola. Taze bir bahar açmış yurdun gözünü. Al bayrağım Ankara Kalesi'nde hür. Kültür ve Sanatın Merkezi Merkez Efendi'de etkinlikler tüm hızıyla devam ediyor. Merkez Efendi Belediyesi'nce 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na özel düzenlenen, Merkez Efendi'de ikamet eden 14-18 yaş arası gençlerin katıldığı Meşale Atatürk Gençliğinin Elinde ismiyle gerçekleştirilen resim ve öykü yarışmasının ödül töreni Merkez Efendi Kültür Merkezi'nde yapıldı. Yarışmada her iki branşta en başarılı 3 katılımcıya bisiklet hediye edildi. Merkez Efendi Belediyesi Kültür Yayınları'nca kitap haline getirilen Yaratıcı Doğaçlama Şiir Atölyesi'nde eğitim gören 22 öğrencinin yazdığı Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında Genç Şiirin Özgür Çığlığı şiir kitabının ve Merkez Efendi Belediyesi Sanat Merkezi'nce verilen akademik resim kurslarında eğitim almış gönüllü gençlerin çizgi roman türünde özgün çalışmalarının ve eskizlerinin yer aldığı Çizgi Dünyalardan Genç Öyküler kitabının lansmanları yapıldı. Sanat ve sanatçının her zaman yanında olduklarını belirten Merkez Efendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Merkez Efendi ve denizimizde yaşayan gençliğin bütün hayatını kolaylaştıracak etkinlikleri ve projeleri birlikte gerçekleştiriyoruz dedi. O yüzden gençler bizim için çok önemli. Gençlerin önünü açmak, gençlere vizyon katmak, onların mutluluğu, onların huzurlu bir kentte, bir ilçede yaşaması bizim için çok önemli ve çok kıymetli. Sadece bu hafta değil, 2019'dan itibaren o gençliğin bütün hayatını kolaylaştıracak etkinlikleri, projeleri burada sizlerle birlikte gerçekleştiriyoruz. Tabii sizlerden aldığımız güç, sizlerden aldığımız destekle de her geçen yıl büyüyerek bunu devam ediyoruz. Sanattan spora, tiyatroya ve sanatın alt dalları olan her yerde var olmaya gayret ediyoruz. Biz istiyoruz ki çocuklarımız, gençlerimiz şiirle buluşsun, resimle buluşsun, tiyatroya gitsin, konserlere gitsin, festivallere katılsın istiyoruz. Bunun için de sadece istemekle değil, açmış olduğumuz spor sahalarımızla, yapmış olduğumuz sanat merkezimizle ve özellikle yetenekli çocuklarımızı ve gençlerimizin o yeteneklerini keşfettiğimizde
bizlerle onların yalnız olmadığını ve onların keşfedilmeye çok yakın olduğunu Merkez Efendi Belediyesi olarak ön plana çıkarmaya gayret ediyoruz. ...19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun. Konak Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlediği gün batımında gençlik buluşması konakların yoğun ilgi göstermesiyle muhteşem anlara sahne oldu. Sözlerimi giy alamam, yazdığımı yeniden yazamam, saldığımı bastan salamam. Karantina Demokrasi Meydanı'nda gerçekleşen etkinlikte sevilen müzik grubu Beyefendi, Barış Manço'dan Bulutsuzluk Özlemi'ne Türk rock tarihine damga vurmuş efsanelerin unutulmaz şarkılarını söyledi. 7'den 70'e konsere gelenlerin bir an olsun yerinde duramadığı etkinlikte tüm şarkılar hep bir ağızdan söylendi. 19 Mayıs coşkusunun duraksız yaşandığı konserde Konak Belediyesi'nin ikram araçları da hazır bulundu. Mahalle konsere gelenler birbirinden güzel görüntüler oluşturdu. Aldım elime sözümü, belki yeniden karşılaşacaksın. Bayramın asıl sahibi gençlerin yanı sıra torunlar da nine ve dedeleriyle dans etti. Anne babalar Barış Manço şarkılarını çocuklarıyla birlikte söyledi. Yediden 70'e konaklılar 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı tek yürek kutladı. Konser sonunda etkinliğe katılanlara Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'nun armağanı olarak Türk bayrakları dağıtıldı. 100. yıl ve İzmir marşları eşliğinde ellerindeki bayrakları coşkuyla sallayan konaklılar unutulmaz görüntülere imza attı. Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 105. yıl dönümü ve Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı İzmir'in Foça ilçesinde coşkulu törenlerle kutlandı. Törenlere protokolün yanı sıra yüzlerce vatandaş katıldı. İlçede Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları dün Yeni Foça Mahallesi'nde gerçekleştirilen tören, fener alayı ve müzik dinletisiyle başladı. Bugün ise ilk tören Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde yapıldı. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü çelengin sunulmasından sonra saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Emre Şahin, saat 11'de Nihat Dirim Barış ve Demokrasi Meydanı'nda başlayan kutlama programında bir konuşma yaptı. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtuluş mücadelesini halka anlatmak için Samsun'a ayak bastığı 19 Mayıs'ın 105. yıl dönümü. Türk milletinin kaderini tayin eden ve bir çağın akışını değiştiren bu tarihi günde Türk gençliğine büyük sorumluluk yüklenmiştir. Atatürk, gençlere inancını gençliği hitabesinde şu sözlerle ifade etmektedir. Ey Türk gençliği, birinci vazifen Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Bugün bizlere düşen görev bu emaneti en iyi şekilde korumak ve gelecek nesillere aktarmaktır. Gençlik ve spor ülkemizin gelişiminde ve kalkınmasında önemli bir role sahiptir. Foça Kaymakamı Mehmet Türköz ise İstiklal Savaşı'ndaki birlik beraberlik ruhunun bugünlere de ilham ve güç verdiğini söyledi. 19 Mayıs 1919 Türk milletinin tam bağımsızlık ve özgürlük umutlarını inanca dönüştürecek kurtuluş ateşini yakılıp milli mücadelenin başlatıldığı gündür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a çıktığı günü ben 1919 senesi Mayıs içinde Samsun'a çıktığım gün elimde maddi hiçbir kuvvet yoktu. Yalnız büyük Türk milletinin asaletinden doğan ve benim vicdanımı dolduran yüksek ve manevi bir kuvvet vardı. İşte ben bu ulusal kuvvete, bu Türk milletine güvenerek işe başladım. Ben Türk ufuklarından bir gün kesinlikle bir güneş doğacağına, bunun hararet ve kuvvetinin bizi ısıtacağına, bundan bize bir güç çıkacağına o kadar emindim ki bunu adeta gözlerimle görüyordum diyerek büyük özverilerle yürütülen
milli mücadelede sonrasında kurulan cumhuriyeti, hürriyetin, bağımsızlığın, egemenliğin Yılmaz mektupları gördüğü Türk gençliğine emanet etmiştir. İstiklal Savaşımızı zafere taşıyan birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu bugün de devletimizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkardığımız için bize ilham ve güç vermektedir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere mücadele arkadaşları ve bu vatan için canını feda eden tüm aziz şehitlerimizi, gazilerimizi saygı, minnet ve rahmet ediyorum. Meydandaki tören, halk oyunları, dans ve spor gösterileriyle devam etti. Hafta boyunca ilçe okullarında düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi. Jandarma Komando Okulu mensubu askerlerin denizden botla getirdikleri Türk bayrağını Kaymakam Mehmet Türköz'e teslim etmeleriyle öğle programı sona erdi. Esenyurt Belediyesi Türkiye'nin kanayan yarası olan işsizlik sorununa karşı mücadele etmeye devam ediyor. Sektörün öncü firmalarıyla iş arayan vatandaşları buluşturan ESPİM gerçekleştirilen mülakatlar sonrası 130 vatandaşı daha iş sahibi yaptı. Esenyurt Kültür Merkezi'nde gerçekleşen mülakatlara içerisinde engelli vatandaşlarımızın da bulunduğu 200 kişi katıldı. 100 vatandaşın istihdam edildiği programda iş sahibi olanların mutluluğu ise yüzlerine yansıdı. Mülakatlara katılan vatandaşlar bu anlamlı çalışma nedeniyle Belediye Başkanı Profesör Doktor Ahmet Özer'e teşekkürlerini iletti. Yani güzel bir çalışma. Tüm engelli kardeşlerimiz için inşallah yani iş umudu olur, kapısı olur. Yani hayırlısı diyelim. İş başvurularına geldim. Yani iş arayışındayım. Kendim için hem ailem için destek olmak için. Bizleri düşündüğü için çok teşekkür ederim. Firmalarla buraya geliyorlar, şey yapıyorlar, getiriyorlar başkanımız. Onun için çok teşekkür ederim. ESPİM'in her ay düzenli olarak yaptığı engelliler mülakat günü var. Biz her ay buna katılıyoruz. Engelli personeller geliyorlar. Biz işverenlerle beraber görüşme sağlıyorlar. Daha sonrasında da işe alım sürecine başlatıyoruz. Engelli personellerimiz doktorumuzun tabii ki onayıyla doktorumuzla görüştürüyoruz. Ondan sonra onlara uygun pozisyonları değerlendiriyoruz. Ve bir hafta içerisinde, kısa bir süre içerisinde onların alımını sağlıyoruz. Gerçekten burası çok büyük ve kurumsal bir belediyecilik sergiliyorlar. Buradan belediye başkanı başta olmak üzere tüm ekibine teşekkür ediyoruz. Çok büyük bir hizmet var. Hem bizi hem de personel adaylarına bulunmaz bir nimet burası. ESPİM'le sürekli kontak halinde ilerliyoruz. Düzenli olarak zaten firma yetkilileri bizleri arıyor. Mülakat tarihlerimiz, saatlerimizi belirtiyor. Burada aradığımız pozisyonlarla ilgili iş görüşmeleri gerçekleştiriyoruz. Sağ olsun Esenyurt Belediyesi bizi bu konuda çok destekliyor. Pozisyonumuzu doldurmak için de yardımcı oluyor bizlere. Edremit'te 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerle kutlandı. Edremit Belediyesi tarafından 18 Mayıs akşamı Altınoluk Mahallesi'nde Fener Alayı ve ardından Suavi Konseri gerçekleştirildi. Konser öncesinde konuşan Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, gençlerin ve tüm vatandaşların 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. Değerli Edremitliler, 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın coşkusunu bir kez daha hep birlikte yaşıyoruz. Bu anlamlı günde Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlere olan güveni ve inancını bir kez daha hissediyoruz. Sevgili gençler, bayramınız kutlu olsun. Hoş geldiniz. Bugün bağımsızlığımızı tüm dünyaya ilan ettiğimiz o destansı günün yıl dönümü. Bu özel gün gençlerimize olan inancımızı ve geleceğe duyduğumuz güveni bir kez daha pekiştiriyor.
Bizler Edremit Belediyesi olarak gençlerimizin her zaman yanında olmaya, onların eğitimine, sporuna, kültürel ve sosyal gelişimine katkı sağlamaya devam edeceğiz. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan uğruna canını feda etmiş tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle, şükranla anıyorum. Sağ olun, var olun. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum. Ardından ünlü sanatçı Suavi sahneye çıktı. Suavi klasikleşen türküleri ve sevilen şarkılarla katılanlara güzel bir bayram akşamı yaşattı. Gecenin sonunda belediye başkanı Ertaş tarafından Suavi'ye çiçek verildi. Hep birlikte söylenen Memleketim şarkısıyla konser sona erdi. "50 yıl önce memleketleri Ardahan'dan göç edip İstanbul Çekmeköy Sultan Çiftliği mahallesinde oturmaya başlayan Hülya ve İzzet Sarıkaya çifti kendilerine yeni bir hayat kurdular. Mutlu evliliklerinden Semih ve Tolga adını verdikleri iki erkek çocuğu oldu. Tanısı konulmuş bir hastalık nedeniyle Tolga henüz 15 yaşındayken felç geçirdi. Yürüme ve konuşma yetisini büyük ölçüde yitirdi. Sarıkaya çifti, oğullarının hastalığıyla ilgili çalmadık kapı, gitmedik hastaneyi bırakmadı. Tolga'nın hastalığına bir çare bulamadılar. Kardeşinin ani hastalığı Semih'te büyük üzüntü yarattı. Mahallede akrabaları, komşuları onu davul zurnayla 2008 yılında askere gönderdi. Semih, acemi birliği için Sivas'a, ardından usta birliği için Trabzon'a gitti. Askerliğinin 5. ayında Semih'ten acı haber geldi. O da kardeşi gibi aniden hastalığa yakalandı. Önce Gata'ya tedavi için yatırıldı. Bir süre Gata'da yatan Semih taburcu edildi. Sarıkaya çifti Semih'i de doktor dolaştırdı, ona da bir çözüm bulamadılar. Çekmeköy Sultan Çiftliği mahallesinde yaşayan Sarıkaya ailesini ziyaret eden belediye başkanı Orhan Çerkez'in Semih ve Tolga ile buluşmasında mahalle muhtarı Engin Çelik de yer aldı. Sarıkaya ailesinin bugüne kadar her türlü ihtiyacı ile ilgilenen muhtar Çelik, "Mahallemizde 26 tane dezavantajlı evladımız var. Hem İstanbul Büyükşehir Belediye yetkilileri hem de yeni dönemde Çekmeköy Belediye Başkanımız yakından ilgileniyor" diye konuştu. Sarıkaya ailesinin taleplerini de dinleyen Başkan Çerkez, kardeşlerden gelen elektrikli tekerlekli sandalye, kol değnekleri, fizik tedavi, engelsiz yaşam aracıyla ulaşım ve evlerinin bahçesine kamelya isteğini de gerçekleştireceklerini belirtti. "Bugün özel bir kardeşimin misafiriyiz. Kendi isteğiyle bizi davet etti. Biz de buraya kadar geldik. Semih kardeşim çok yürekli, özel bir kardeşimiz. Semih zaman zaman her gün içerisinde çalışıyor. Buradan Üsküdar'a kadar toplu taşıma aracını kullanarak gidiyor. Üsküdar'da seyir satıcılık yapıyor. Belediye başkanımızın vermiş olduğu, tahsis ettiği bir yerde mendil ve bazı şeyler satıyor. Oradaki parayla da, kazandığı parayla da kardeşine bakıyor, sigortasını ödüyor. Daha sonra artan parayla da bir tane öğrencimize burs veriyor. Onun için bizim için gerçekten koca yürekli, değerli bir kardeşimiz. Bazı insanlar görüyoruz, çok ellerinde imkan olduğu halde hiçbir hayırlı görünen gelip de işleyemiyor. İşte daha sonra yapamıyor da. İşte yüreği güzel kardeşim, inşallah topluma örnek olur, bizlere de örnek olur. Biz de kardeşimin tüm ihtiyaçları ne varsa yanındayız." Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak bağımsızlık ve özgürlük meşalesini yakmasının 105. yılı Büyükçekmece'de birbirinden renkli ve coşkulu etkinliklerle kutlandı. Kutlama etkinlikleri kapsamında yapılan 19 Mayıs Su Sporları Festivali, yüzlerce genç sporcunun kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Büyükçekmece sahilinde yoğun bir katılımla gerçekleşen 19 Mayıs Su Sporları Festivali'ne katılan gençler, yelken, sörf, kanova, kürek yarışlarında kıyasıya yarıştı. Gün boyu süren yarışlar zaman zaman nefes kesen mücadelelere sahne oldu. Bando ekibinin çaldığı marşlar, modern dans ve zumba gösterileri eşliğinde yapılan Su Sporları Festivali'ne katılan 7'den 70'e yüzlerce büyükçekmeceli,
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı doyasıya kutladılar. 2024 19 Mayıs bayramımızın boyutunu biraz daha değiştirdik. Artık 2024 Cumhuriyetimizin 200. yılının başındayız. Bundan sonra Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı, 23 Nisan Bayramı, 30 Ağustos Zafer Bayramı, Cumhuriyet Bayramı. Boyutları değişecek. Daha çok, daha yoğun kutlayacağız. Değerini daha çok iyi anlayacağız, değerini daha çok iyi anlatacağız. Bugün de onun bir tanesini yapıyoruz. Milli mücadele ateşinin yakıldığı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ülkenin gençliğine armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Beylikdüzü'nde gurur ve coşkuyla kutlandı. Her yaştan insanın akın ettiği etkinlikler Yaşam Vadisi'ndeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreniyle başladı. Törenin ardından 19 Mayıs coşkusu Yaşam Vadisi'ndeki etkinlik alanlarında devam etti. Beylikdüzü Belediyesi'nin bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Kırlangıç Gençlik Festival etkinlikleri kapsamında spor ve sanatla buluşan vatandaşların 19 Mayıs coşkusuna Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da ortak oldu. Spor aktivitelerinin düzenlendiği alanda müsabakaları izleyen Başkan Çalık, Yaşam Vadisi'ndeki etkinliğe gelenlerle de sohbet etti. 19 Mayıs coşkusunun 3. Kırlangıç Gençlik Festivali ile taçlandığı gecenin sonunda spor müsabakalarında dereceye girenlere ödülleri verildi. Ödül töreninin ardından sahneye ünlü sanatçı Emircan İrek çıktı. Yaşam Vadisi'ni dolduran on binlerce kişiye unutulmaz bir gece yaşatan Emircan İrek, 19 Mayıs coşkusunu Beylikdüzü'nde yaşamaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. İrek'e çiçek ve plaket takdimini gerçekleştiren Başkan Çalık, Türkiye'nin en özel alanlarından biri olan Yaşam Vadisi'nde 19 Mayıs'ı kutlamanın önemine değindi. Muhteşemsiniz, onu söyleyeyim. Eğleniyor muyuz gençler? Süpersiniz. Hepinizi çok seviyorum gençler. Çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel anı bizle paylaştığınız için. Emeğinize sağlık. Sizi tekrar burada ağırlayacağız, onu söyleyeyim. Çok teşekkürler. Karta imza. Pankarta imza. Tamam Emircan. Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 19 Mayıs 1919 Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ilçe stadyumunda kutlandı. Kutlamada protokol üyeleri, siyasi parti, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katılım sağladı. Kutlamalar çerçevesinde öğrencilerin ve Alaşehir Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün çalışmaları ortama renk kattı. İlçede düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verilmesiyle etkinliğe geçildi. Bayraklı Belediyesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı hafta boyunca süren çeşitli etkinliklerle kutladı. Binlerce gencin katıldığı spor müsabakaları kıyasıya mücadelelere sahne olurken basketbol, futbol, badminton, voleybol, tekvando, parkur, akrobasi ve breakdance etkinlikleri izleyenlere eğlenceli anlar yaşattı. Turnuvalarda dereceye girenler ödüllendirildi. Kutlama programı kapsamında Atatürk Cumhuriyet ve Gençlik konulu panel düzenlendi.
Profesör Doktor Kemal Arı moderatörlüğünde yüksek lisans öğrencileri Alice Altan, Ceren Taşçı ve Cihan Çatal'ın konuşmacı olduğu etkinlikte ise Atatürk'ün gençlikle ilgili düşünceleri, fikirleri ve cumhuriyet değerleri konuşuldu. Öğrencilerimizle, gençlerimizle, genç arkadaşlarımızla, genç akademisyen arkadaşlarımızla bu konuyu konuşmanın isabet. Her zaman söylüyorum, çok yerde söylüyorum. 14 kitap yazmıştır Mustafa Kemal Atatürk. 14 kitap araştırmış, düşünmüş, düşüncelerini ulusuyla paylaşmış. Panelin ardından meşaleler, marşlar, dev Türk ve Atatürk bayrakları eşliğinde Manavkuyu'daki Değirmen Kafe'den başlayıp Mansuroğlu'ndaki 100. Yıl Matematik ve Zeka Oyunları Parkı'nda sona eren bağımsızlık korteji gerçekleştirildi. Korteje ilçe sakinleri de evlerinin balkonlarından, arabalarından alkışlar ve Türk bayraklarıyla destek verdi. Yürüyüşün ardından park içinde devam eden etkinlikte Bayraklı Belediyesi Halk Oyunları ekibi gösteri sundu. Gençler gece boyunca DJ performans eşliğinde doyasıya eğlendi. Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, bu anlamlı günde bağımsızlık kortejiyle Bayraklı'da tek yumruk olduk. Önümüzdeki yıllarda milli bayramlardaki coşkumuzu daha da büyüteceğiz, dedi. Aydın'ın Nazilli ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı hazırlanan törenle coşku ile kutlandı. Tüm yurtta olduğu gibi Nazilli'de de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşku ile kutlandı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama töreni çelenk töreninin ardından Nazilli İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Güven Eker'in günün anlam ve önemini belirten konuşmasıyla devam etti. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'da başlattığı bağımsızlık mücadelesinin 105. yılını milletçe gururla kutluyoruz. Kurtuluş meşalesinin Anadolu'dan elden ele, gönülden gönüle dolaşmasının yıl dönümüdür 19 Mayıs. Milletimizin tüm onur ve asaletiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün rehberliğinde tarih sahnesinde bir defa daha şaha kalkışının başlangıcıdır 19 Mayıs. 19 Mayıs sadece Türk Milli Kurtuluş Hareketi'nin başlangıcı değil, yeni Türk Devleti'nin de çağdaş değerlerle milletler ailesi içerisinde yerini almasının adıdır. Sevgili gençler, 19 Mayıs gençlik, gençlik gelecek demektir. Türk genci, Türk istiklali ve Türk Cumhuriyeti'nin yılmaz bekçisi, bugün ve yarınların tek ve en büyük güvencesidir. Bu değerli emaneti yaşatmak ve sonsuza kadar korumak, gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarmak en önemli görev ve sorumluluğumuzdur. Geleceğimizin teminatı olarak gördüğümüz gençlerimizin 19 Mayıs ruhunu anlamaları, özümsemeleri ve bu ruha sahip çıkmaları büyük önem arz etmektedir. Tarihe gömülmek istenen bir milletin yeniden doğuş, özgür ve müreffeh yarınlara yürüyüşünün başladığı tarihtir 19 Mayıs. Konuşmanın ardından ilçede kültür ve sanat dalında dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından hediyeleri takdim edildi. Yerel seçimlerin ardından halkçı yönetim anlayışıyla ilçede yaptığı hizmetlerden adından söz ettiren Buca Belediyesi bu kez 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel yayınladıkları kısa filmle Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü andı. Filmde ilçenin tarihi, kültürel yerlerinin yanı sıra özellikle gençlerin yararlanabildiği sosyal tesislerden kesitler gösterildi. Başka.
Filmde Buca'nın tarihi sokaklarından doğal güzelliklerine birçok vurgu yapılırken, ilçenin ruhunu en güzel anlatan Mustafa Kemal Atatürk'e ait büst ve heykeller de en dikkat çeken noktalar olarak göze çarptı. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman filmi sosyal medya hesabından yayınladı. Basınımızın saygıdeğer mensupları. Uşak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Atalay Savaş ve bağlı Esnaf Odaları Başkanları Esnaf Odaları Birliği toplantısı salonunda faiz güncellemeleriyle alakalı bir basın açıklaması düzenledi. Savaş açıklamasında bizler esnaf ve zanaatkarlar temsilcileri olarak geriye doğru işletilen faiz güncellemesinden vazgeçilip esnafımızın krediyi çektiği andaki faiz oranlarına dönülmesini yetkililerden arz ve talep ediyoruz, dedi. Ülke ekonomisinin geçtiği bu zor süreçte SSK, SGK primini, kirasını, stopajını ödemekte zorlandığı için hayatını idame ettirmek adına devlet destekli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi kanalıyla Halkbank'tan çekilen esnaf kredilerine gelen faiz güncellemesi. Zaten zor durumda olan esnaf ve zanaatkarlarımızın belini bükmüş olup neredeyse nefes alamaz duruma getirmiştir. Esnaf ve zanaatkar temsilcileri olarak önerimiz şudur. Faiz güncellemesi geriye dönük işletilmemeli. Ancak bundan sonraki çekilecek olan esnaf kredileri Merkez Bankası'nın faiz artışına göre güncellenmelidir. Dolayısıyla bundan sonraki kredi çekecek olan esnaflarımız hangi oranda faiz ödeyeceğini bildiği için önemli önlemini bu orana göre alacaktır ve biraz olsun önünü görmüş olacaktır. Şunu hepimiz bilmekteyiz ki piyasaların bu duruma gelmesinde, faizlerin artmasında esnaf ve zanaatkarımızın zerre kadar hatası ve günahı yoktur. Şunu sizlerle rahatlıkla paylaşabilirim. Bizden fiyat tarifesi alan esnaf ve zanaatkarlarımıza fiyat verirken halkımızı da düşünerek fiyatlandırmaya çalışıyoruz. Sizlere şunu sormak istiyorum. Bizlerin dışındaki zincir marketler olsun veya büyük mağazalar olsun, fiyatları neye göre ve kimler tarafından belirliyorlar? Bu sorunun cevabını sizlere ve kamuoyuna bırakmaktayım. Bunu biraz açacak olursak arkadaşlar, marketlere gidildiğinde bir gün önceki fiyat, iki gün sonraki fiyatla aynı fiyat değil. Bu neye göre artırıyor? Kim tarafından artırılıyor? Tabiri caizse birileri yukarıda kavgasını ediyor ama bizler karınca olarak altlarda ezilmiş bulunmaktayız. Biz de bunu kabul etmiyoruz. Bizlere yazık oluyor diye düşünüyoruz. Çünkü ülkenin bu duruma gelmesinde kesinlikle esnaf ve zanaatkarın bir katkısı yoktur olumsuz yönde. Bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Değerli basın mensupları, esnaflar arasında dolaşan bilgi kirliliğine de kirliliği de ortadan kaldırmak istiyorum. Üyelerimizden bazıları gerek oda başkanlarını gerekse beni arayarak bu işin sorumlusunun kardeş kuruluşumuz olan Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifleri olduğunu sanıyorlar. Bu kesinlikle doğru değildir. Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifleri bildiğiniz gibi üyeleriyle, yani bizim üyelerimizle Halk Bankası arasında bir köprü vazifesi görmekte. Bu kuruluşumuzun ne faizleri yükseltmekle bir yetkisi var ne de bir düşürmekle yetkileri var. Halk Bankası bağlı bulunduğu bakanlık veya
genel müdürlük neyse, onlar tarafından belirlenen faiz oranları TESKOM'a, Ankara'daki temsilcilerine bildiriliyor. Ankara'daki TESKOM da alttaki kooperatiflere oranlarını talimatla geçiyor. Dolayısıyla bu oranlar esnafa aktarılıyor. Yani burada zerre kadar esnaf ve kefalet kredi kooperatifinin bu fiyat artışlarında, yani faiz artırımında bir olumsuz katkıları yoktur diye bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü üyelerimiz sanıyor ki parayı oradan alıyorlar ya, işlemi orada yaptırıyorlar. Sanki krediyi orası veriyormuş veya işte faiz artırımını onlar yapıyormuş gibi algılıyorlar. Bu kesinlikle doğru değildir. Bu bankanın kendisinin tamamen kendi tasarrufudur diye sizlerle paylaşmak istiyorum. Bizler esnaf ve sanatkarların temsilcileri olarak geriye doğru işletilen faiz güncellemesinden vazgeçilip esnafımızın krediyi çektiği andaki faiz oranları dönülmesini yetkililerden arz ve talep ediyoruz. Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, Top Denizli Genç Girişimciler Kurulu üyeleriyle buluştu. Başkan Erdoğan, tanıştığı genç girişimcilere odalarının hizmetleri ve projeleriyle ilgili ayrıntılı bilgiler verdi. Kendisine Top Denizli Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Bekir Çakır ile Denizli Ticaret Odası Genel Sekreteri Ali Rıza Tekin'in de eşlik ettiği istişare toplantısında gençlere seslenen Başkan Erdoğan, koordinatörü olduğumuz Top Denizli Genç Girişimciler Kurulumuzun yeni dönemi hayırlı ve uğurlu olsun. Genç girişimciler ve sektörlerimizle ilgili birlikte neler yapabileceğimizi ve nasıl yapabileceğimizi istişare etmek istedik. Faaliyetlerimiz hakkında da sizleri bilgilendirelim diye düşündük. Sizleri dinlemeye geldik, öneri ve taleplerinizi bizzat duyalım istedik, dedi. Top Denizli Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Bekir Çakır ise Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan'a gençlere gösterdikleri ilgiye, sağladıkları destekten dolayı teşekkür etti. Çakır, her zaman bir abi gibi yanımızda oldunuz başkanım, yardımcımız oldunuz, sağ olun. Arkadaşlarım adına bu vesileyle bir kez daha size teşekkürlerimizi iletmek istiyorum. Sizden güç alıyoruz. Bize duyduğunuz güvenin, gösterdiğiniz ilginin, sağladığınız imkanın karşılığını verebilmek adına elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Biz de sizle beraber çok daha güzel işlere imza atacağımıza inanıyoruz, dedi. Denizli Gülay Kaynak Sarıkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Asri Mezarlık'taki şehitlikleri ziyaret etti. Öğrenciler şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı ve dua etti. Şehit mezarları ve mezar taşlarını pırıl pırıl yapan gençler yaptıkları açıklamada, "Onlar bizim için, bayrağımız için, bu güzel vatan için canlarını hiçe sayıp şehit oldular. Bizler onlar için ne yapsak azdır," dedi. Bugün Gülay Kaynak Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri olarak aziz şehitlerimizi ziyarete geldik. Vatandaşlık görevimizi yerine getirdik, dualarımızı ettik. Allah vatanımızı ve milletimizi, Türk askerini korusun. Çok duygulandım. Yani bu çok farklı bir duygu. Açıklamak zor gerçekten. Buraya geldiğim için çok mutluyum. Allah herkese şehit nasip etsin. Ölmesin. Keşke ben de şehit olsaydım. Bunlar gibi vatanımı korusaydım. Biraz duygulandım. Herkese nasip etsin Allah böyle bir şehitliği gururu. Duygulandım. Vatanımı seviyorum. İdareci öğretmen ve bir grup öğrenciyle gerçekleştirilen ziyaret, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua ile sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın değerler eğitimi kapsamında öğretim programlarında çocuklarımıza öğretmeyi amaçladığımız 10 kök değerimiz var. Bunlardan en az 3 tanesiyle saygı, vatanseverlik ve sorumluluk. Hatta bunun üzerine belki sevgiyi de ekleyebiliriz. 4-5 tane kök değerle ilgili olduğunu düşündüğümüz şehitlere saygı değerini işlemek amacıyla çocuklarımızı buraya getirdik. Onlarla birlikte bir etkinlik gerçekleştiriyoruz. Biz şehitlere saygı değerini bağımsız bir değer olarak düşünmüyoruz. Bunun içerisinde vatan sevgisi, bayrak sevgisi, namus ve diğer mukaddesatlara karşı duyulan sevgi ve gerektiğinde onlar için canını feda etme şuuru, öldükten sonra başka bir alemde daha büyük bir yaşam olduğu şuurunu da içine alan bir değer olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla
bizler okulda öğrencilerimize, yine anne babalar ailede çocuklarına bu değeri kazandırdıklarında aynı zamanda birçok değeri de ihtiva eden bir değerler manzumesini kazandırdığı şuurundayız. Yine bu değerler unutulduğunda ya da yaşatılmadığında ne kadar değersizleştiğimizin de şuurunu burada vermeye, kazandırmaya çalışıyoruz. Bizler değerler eğitimi kapsamında, vatanseverlik teması kapsamında bugün şehitlerimize ziyarete geldik. 19 Mayıs yarın aynı zamanda böylelikle hem gurur kaynaklarımız, şehitlerimizle onlar için bir Yasin okuduk bugün, bir dua ettik ve göğsümüzü kabarttık. Onları tekrardan güzel bir şekilde anıyoruz. Ailelerine de sabırlar niyaz ediyoruz Allah-u Teala'dan. Ya gerçekten çok duygusal. Öğrenci arkadaşlarımız da görmüş olduğunuz gibi duygulandılar. Onların da gözlerinin dolduğunu gördüm. Hem müdür bey hem müdür yardımcı arkadaşımız İrfan hocamız da bu etkinliğimize katıldıkları için onlara da teşekkür ediyoruz. Güzel bir ortamda, güzel bir havada, güzel bir etkinlik oldu. Aynı zamanda yine arkadaşımız Hasan Soyuçok arkadaşımız da bize eşlik ettiler bu konuda. Çok güzel bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Her sene yapılması gereken bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Yaptığımız kulüp toplantısında şehitliğe gelme fikri bizzat öğrencilerimizden geldi. Biz de organizasyonu yaptık. Gerçekten bu yüzden öğrencilerimizi kutluyorum, alınlarından öpüyorum ben. Ya eyyühellezine amenü esta'inu bis sabri ves salah innallaha ma'as صابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. Denizlili ünlü avukat Melih Yanık'ın oğlu, ünlü organizatör Polat Yağcı'nın yeğeni Melih Yanık, iş insanı İsa Zurlu'nun kızı Tuanlı Zurlu ile muhteşem bir törenle nişanlanarak evliliğin ilk adımını attılar. Hafta sonu gerçekleşen ve özel davetlerin bulunduğu törende nişan yüzüklerini ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses taktı. Ünlü simalarında bulunduğu yaklaşık 300 kişilik özel törende İstanbul Kent Üniversitesi Psikoloji Bölümü 4. sınıf öğrencileri olan Melih Yanık ve Tuanlı Zurlu çifti muhteşem dans gösterisiyle geceye ışık saçtı. Salondan büyük alkış aldı. Dans gösterisinin ardından ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, Melih ve Tuanlı çiftinin nişan yüzüklerini taktı ve ardından Kara Üzüm Habbesi isimli şarkısını orkestra yardımı olmadan canlı olarak söyledi. Allah senin işini, işini de sana çok vermesin inşallah. Allah sana mutlatsın, fatih etsin. Kara Üzüm Habbesi, ne 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 canım, gönlüm sevmez herkesi, esmer sen güzelsin. Olursa o kız olsun, olursa o kız olsun. Bir dakika sen dikkatin oluyor. Allah'a sana göreyim. Olursa o kız olsun, esmer ben sonra gelsin, esmer sen güzelsin. Arabeskin büyük ismi Tatlıses espri yapmadan da geçmedi. Denizli'de eşine pek rastlanmayacak törende davetliler doyasıya eğlendi. Benim attığım makas sonuza dektir. Allah herkesin kendini düşünmesin. Alkış. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a emanet olun. Polat Bey'in yeğeni benim yeğenimdir. Polat Bey'in yeğeni benim yeğenimdir.
Hangisi burada var yurttaşın? Nerede tanıştınız? Okulda. Mektep. Mektepte. 6 sene önce okulda. Maşallah. O gün da bu nişan da. Ya bu 9 sene tanımadın bu nişanla mı tanıyacaksınız? Evlenin gitsin evlenin. Çabuk bana da yerim ben de şanlısın. Savcı siliyor. Ben de yerim yorumu bulayım. Polat. Ben de yorumu bulayım. Dünyam sizinle yerim şanlısın. Denizli'de önceki dönem DESKİ Genel Müdürü olarak görev yapan Profesör Doktor Mahmut Güngör'ün babası 93 yaşındaki Seyfettin Güngör yaşlılığa bağlı olarak evinde hayatını kaybetti. Seyfettin Güngör için öğle namazına müteakip Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camii'nde cenaze namazı kılındı. Mümin, muvahhid, salih bir kişi olduğuna şahitlik eder misiniz? Şahitlik eder misiniz? Şahitlik eder misiniz? Hepimizin dünyaya ve ahirete mütalip hakları geçmiş mutlaka. Çünkü mahlumu Mahmut Bey memleketimize, denizimize hizmet etmiş ve sadakayı cari olarak amel defterini kapanmayacak bir evlat yetiştirmiş ve güzel hizmetlerine biz geldiğimizden beri şahit ediyoruz. Allah-u Teala arkasından böyle hayır dualar getirecek ve amel defterini kapattırmayacak hayırlı evlatlar hepimize nasip eylesin inşallah. Bu vesileyle dünyaya ve ahirete mütalip haklarınızı helal ediniz. Helal olsun. Helal ediniz. Helal olsun. Helal ediniz. Cenab-ı Hak şahitliğinizi ve helalliğinizi katına makbul eylesin. Cenaze namazına Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Pamuk Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Kutluhan, önceki dönem Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da katıldı. Yine hadis-i şerifte buyurduğu üzere kılınan cenaze namazının ardından Seyfettin Güngör'ün cenazesi Asri Mezarlık'ta toprağa verildi. Allah hepinizden razı olsun.